Gelir misin Tübeyciğim? Şunu vereyim sana da. Randevu şeyleri. Kontrol et bakalım. Bir tereddüt var mı? Bugün nasıl bir gün olacak? Ne yapacaksınız? Her günkü gibi heyecan verici. Maceralı, koşturmalı, yoğun bir gün olacak. Güzel bir gün. Bahar İzmir'de. Şahane. Özellikle kırsal bir bölgede olacağımız için de çok iyiyim, çok keyifliyim. Kiraz, Ödemiş, oralarda olacağız. Şimdi coşmuştur oralarda doğa. Bir de üstelik tabii seçim atmosferi daha bir heyecan yüksek insanlarda. Böyle bir giderek yükseleceğini de göreceğiz hep. Nasıl güzel bir sonuç bekliyorsunuz Sayın Başkan siz? Yani Türkiye değişecek, onu bekliyorum. Türkiye uzunca bir süredir bu değişimi bekliyor. Aynı doğadaki gibi bir enerji birikti ve ortaya çıkacak. Şimdi bu insanlar da 400 metre sırtında hasta olduğunu götürmek zorunda. O yolu yapmamız gerekiyor. Orada bir parke taşına ihtiyacım var. Bu tamam. Çok değil. Köyün tümünde 3.000-3.500 metrelik bir parkeyle burasını orasını çözebilir. Bunlar bu insanlar tamam. Onun için senin burada gördüler. O zaman tamam. Yaptığını gördüler. Yapar diye geldiler. Yapar. Bak yapar. Yapar. Bak başkanım benim de isteğim var. Evimizden yoldan evimiz 50 metre. Tamam. Hiç taş döşenmedi. Çamurdan gelemiyor. 50 tamam. Metre evine gidemiyor. Kapısına varamıyor. Tamam. Çamurdan varamıyor bak. Yok. Senden daha istiyor. Nerede Ali başkanım? Buradayım başkanım. Duyuyorsun değil mi? Bak. 50 metre yolun içindeyim tamam. Bak. Koşuyorum önümüze. Tamam. 50 senedir CHP'ye oy veriyorum ben. Bak. Yaşadığım günden beri. Tamam sana ya. Oğlu, bana taş oğlu İzmir'de büyük şehirde tamam. Çalışıyor. Daha tamam. İsteğim var ben yalnız seninle görüşeceğim isteğim var sende. Baş başa konuş. Baş başa konuşacağım ben seninle. Tamam. Geçen yıl bize bu suyu vermediler. O sene aldık 45 gün. Yani günde 2 saatte 4 saat. Bunun yıllık bize maliyeti benim zamanımda 4.800 liraydı. Şimdi 10 lira. Ben bir maaşımı şu anda köyüme bağışlıyorum. Bir maaşımı vereceğim. Büyükşehir'in nerede ödenecek yeri var getirip vereceğim orada. Gerek yok. Yani bir muhtarın yönettiği küçük Hollanda denen bir yeri koskoca Büyükşehir Belediye'miz nasıl yönetemez? Böyle bir şey yok. Ben buna inanmıyorum. Ben aradaki kopukluk olduğunu düşünüyorum. Biz belediye olarak bunları yapacağız. Bunları yaparız. Yaparız. Siz bir de düşünün. İktidar bizde olsa var ya. İnşallah. O da olur. O da olur. Hiç o şey da olursa değil. Var o ya. Olur. O zaman kirazı dokuzları uçuracağız. Uçuracağız. Çok kim, iş yapacağız. Kim elimizden tutarsa biz çok. Tutacağız. Elimizden tutulsun yalnız. Bak bizim bu hükümetten alacağımız çok. Belediye olarak hükümetten alacağımız çok. Alamadığımız çok. Ama hepsini alacağız bu sefer. Sen merak etme. İçini ferah bekliyorum. 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 Hadi nasıl olur? İçini ferah tut. Yapacağım. Sen işini ferah tut. Güveniyorum bana hadi, hadi Allah'a ısmarladık. Hiç merak etme. Ben sadece tek başıma duruyorum. Yani araba inmiyor. Çok hasta sağır oluyor. Tamam. Sırtına götürüyor araba. Tamam. Tamam. Sadece yolumuza da yapacağız. Döşendim. Yapacağız. Tam yerini aldınız mı Şevket? Tam yapılacak yolların yerini öğrendiniz mi tam olarak? Evet. İkisini de. Direkt Bey yaptı. Gösterdi. Götürdüm oraya. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi sağ ol. Hadi Allah. Evet. Hadi beraber. Hayırlısı. Hayırlısı. Sağ ol. Hayırlısı. Sağ ol. Kolay gelsin. İnşallah. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hepimiz merak etmeyin. İnşallah 15 Mayıs'ta her şey güzel olacak. İnşallah. İnanıyorum. Çok inanıyorum. Sağ olun. Sayın bir önceki dönem il başkanımız aynı zamanda Sayın Deniz Yücel. Hele şu an başlayacağız sizin. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer. Biz 4 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet veriyoruz. Tüm İzmir'e, 4,5 milyon İzmir'e yetişmeye çalışıyoruz. İzmir'in bu hükümetten çok alacağı var kardeşlerim. Ve onu alacağız. Bugüne kadar İzmir 40 verdi, 1 aldı. Teşekkür ediyoruz sizlerle birlikte olduğunuz için. Biz de
Sizin iktidarınız kurulacak. Geldim, gelin, geldim. Tamam abi. Sağ ol. Başkanım. Eyvallah. Seni ortam çekimi istiyorum. Çekilirim abim. Aynen. Gel. Gel. Bu da bir bombur. Ofisimizden çıkarken bahar geldi demiştik ama. Evet, evet. Doluya rastladık. İnanılır gibi değil. Neyse işte, sonra tekrar bahar oldu. İzmir'in havası acayip. Oh ne güzel akıyor. Çok iyi. Çok kurak gidiyordu. Neyse çok şükür. Biraz daha yağacak inşallah. Yollarla ilgili genelde size talepler oldu. Ya biz aslında... Sorun ne bu konuda? Şöyle, biz aslında çok ciddi bir işe kalkıştık. Şehirde yağmur suyu ve pis su kanalları maalesef ayrıştırılmamış. Aynı kanalda akıyor. Bu özellikle kent merkezinde çok büyük sorun yaratıyor. Çünkü o zaman Körfez'e yağmur suyuyla beraber pis suyu da taşımış oluyorsunuz. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bizim yağmur suyunu tertemiz bir şekilde Körfez'e akıtıyor olmamız lazım. Biz yağmur suyu pis su ayrıştırma işine 4 senedir çok yatırım yaptık. Çok emek verdik. Ama bunun şöyle bir sonucu da oluyor tabii. Yani şimdi sizin bitmiş bir yolunuz var. Altından da işte yağmur suyu, pis su kanalı geçiyor. Bitmiş. Yani sizin yolla ilgili bir derdiniz yokken biz kazıyoruz. İki ayrı kanal döşüyoruz. Ondan sonra onu tekrar kapatmaya çalışıyoruz. Ama onun oturması lazım. İşte testinin yapılması lazım. Biz 250 kilometre yağmur suyu pis su kanalı ayrıştırdık. Yani ne bileyim işte şurası 50 metre mesela düşünün önümüzdeki arabayla olan mesafe. Biz 250 kilometre yaptık. Yani 250 kilometre insanların rahatını bozacak, rahatını kaçıracak bir iş yaptık. Böyle bir işe kalkıştık. İyi ki yapılmış denecek ileride. O umutla kazmaya devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun burada muhalefetin oylarını topladığımızda %66 falan gibi bir oy alması bekleniyor. Ama evet. CHP İl Başkanı Şenol Bey, dün bize İzmir İl Başkanı Şenol Bey, dün bize %75 gibi bir hedefleri 75 olduğunu söyledi. Mümkün mü sizce bu? Valla başkan benden daha iyi bilir. Doğrudur yani öyle diyorsa böyle bir iddiayı hepimiz savunuruz. Bir de şimdi bu 3-6 Mart arasında bir problem oldu biliyorsunuz Millet İttifakı'nda evet, evet. Ama aşıldı. Sonra aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu açıklandı. Evet. O sırada da iki büyükşehir belediye başkanının adı aday olsunlar diye anılıyordu. Ama sizinki anılmadı. Vallahi, üzüldünüz mü? O günlerde çok güzel bir tweet atılmıştı. Bizim başkanın başı kel mi diye. Ben de evet diyorum. Başka ne diyebilirim? Yani bizim hiçbir zaman böyle bir hedefimiz olmadı doğrusu. Yani çok net bir biçimde İzmir'i hedefleyerek yola çıkmıştık. İzmir hedefiyle de layık gördükleri sürece devam edeceğiz. Merhaba. Erdoğan Başkanım, hoş geldin. O kadar makul, o kadar mütevazi ki talepleriniz. Bunları yapmazsak bize yazıklar olsun. Merak etmeyin. Direkt şuradan birisi yürütmüyor. Önemli mi? Hadi bakalım. Talepler genellikle ekonomik krizin yarattığı sorunlara ilişkin değil mi? Yani çoğunlukla iş %90'ı belki iş herhalde 6-7-8 civarı şeydir. Yardım belki %10'dur. Belki %3-5 de diğer talep. Ama çok büyük bir bölüm iş. Genç mi genellikle iş isteyenler? Tabii. Üstelik çoğu da üniversite mezunu. Bizim elimizdeki CV sayısı arkadaşların söylediği 181 bin üniversite mezunu. Korkunç bir rakam. 300 küsur binin üzerinde CV varmış. Sağ ol. Deprem bölgesine gitmeye devam ediyor musunuz? Tabii.
anlamında devam eden şeyler var mı? Bağışlar ya da belediyenin açtığı bazı başka siteler vardı bildiğim kadarıyla. Bir kira bir yuva sitemiz vardı. Orada yani işte o Teleton diyorlar, onu yapmıştık Halk TV ile. O da ciddi bir, çok ciddi bir tahminimizin üzerinde bir rakam aktarmıştı. Onu aktardık ama tabii bu daha çok depremzedenin başvurmasına ulaştı. Şimdi kara kara onu çözmeye çalışıyoruz yani. Kılıçdaroğlu kazanırsa bir seçim kutlaması için İzmir'e yine Tarkan gelir mi? kutlama için değil de bir şey yarayacak bir şey olursa gelir yani. Ama ne muazzamdı. Evet, gençlerin gönlünde bence muazzamdı yani. Tam anlamıyla yer ettiğiniz mesele oydu. Ama İzmir orada gösterdi yani. İzmir, İzmirliğini gösterdi. Muazzam bir şeydi. Muazzam bir kalabalıktı. Muazzam bir coşkuydu. Sabaha kadar kalabalık hiç bitmedi yani. Sokakta. Kim düşündü Tarkan'ı? Siz mi? Yani. Böyle denemesi hoş olmuyor ama. Geldik mi? Aynı güzel. Kaç daha dakika var? Daha 10 dakika var. Daha 10 dakika var. Evet. Güzel. 10-12 dakika var. Çok iyi. Başkan önce gelmiş. Avfa! Vermiş olduğun nimetlerinle konuşumuzu açmak üzere senin huzurunda toplandık. Başkanım iyi geldi formanı. Çok memnun olduk. Anne de sağ ol. Çok geçmiş olsun. Rahatlarına huzur ve bol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok sağ olun. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar beyler. İyi akşamlar. Arkada.